İyi akşamlar. Saatler 17.30'u gösteriyor. Gündemin getirdiklerinin ardından dünya dönüyorla karşınızdayız. Ben Gülnay Selçuk. Dünya gündeminden derlediğimiz satır araları haberlerimizle karşınızdayız. Dünya dönüyor. Başlasın. Önce sağlık diyoruz. Zira bizi de çok etkisi altına alan bir grip sorunu var dünyada bugünlerde. Özellikle Bulgaristan'dan geliyor bu görüntü video bola. Bulgaristan'ın bir haftadır etkisi altına alan grip salgını nedeniyle biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 12 ilinde de Bulgaristan'ın grip alarmı verildi. Ülkede yaşayanların 3'te 1'ini etkileyen salgın nedeniyle 1071 okulda eğitime hafta sonuna kadar ara verildi. Bulgaristan'da son bir haftadır yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken ölümlere de neden olmaya devam ediyor. Ülkenin Blagoevrat kentinde 5 yaşındaki bir çocuk ile Filipe kentinde 4, Pazarcık'ta ise 1 kişi olmak üzere toplam şu ana kadar 6 kişi gribe bağlı olarak yaşamını yitirdi. Ülkenin 12 kentinde grip alarmı verilirken Burgaz, Eski Zara, Şumlu, Pazarcık, Smolyan, Yambol ve Pernik ve aynı zamanda Varna, Silivan, Haskova ve Sofya'nın da aralarında bulunduğu kentlerde toplam 1071 okulda eğitime 27 Ocak tarihine kadar ara verildi. Bu arada Gürcistan da aynı şekilde farklı bir grip virüsüyle boğuşuyor bugünlerde. H1N1 virüsü türevlerinden grip virüsüyle burun buruna. Gürcistan'da da ayrıca son bir ayda toparlanacak olursa eğer toplam 21 kişi H1N1 gribi nedeniyle yaşamını kaybetti. Aynı zamanda özellikle gribin etkisi altına aldığı bölge Acara Özerk Cumhuriyeti olarak bilinen bölge. Efendim fotoğraf Ukrayna'dan geliyor. Bir tarafta mevcut başbakan Poroshenko, bir tarafta eski başbakan Timoshenko. Yani Poroshenko Timoshenko'ya karşı diyebiliriz artık. Çünkü Ukrayna'da aynı bizim gibi 31 Mart'ta seçimlere gidiyor. Zira onlar devlet başkanlığı seçimine gidiyorlar. Biz yerel seçimlerle karşı karşıya kalacağız 31 Mart'ta. İşte onların 31 Mart'ında yeniden adaylığını açıklıyor Timoshenko. Timoshenko'yu tanıyacaksınız, saçlarından değil, yolsuzluklarından diyeceğim. Çünkü gerçekten sosyal medyada çok önemli bir konu başlığı Timoshenko'nun saçları, ama Rusya ile karşılıklı bir doğalgaz pazarlığı söz konusu. Hala tartışmalı 2011 yılından kalan. O nedenden dolayı cezaevine girmişti, çıkmıştı ve ardından hala milliyetçi politikalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyordu Ukrayna'nın içinde. Şimdi yeniden sahalara geri dönüyor ve 31 Mart'ta ben de varım diyor. Efendim başkent Kiev'den görüntüler Ukrayna'dan. Yüzlerce destekçisinin önünde bir konuşma da yaptı. 58 yaşındaki Timoshenko adaylığına ilişkin. Ukrayna'da yeni bir dönemin başladığını ve bunun başarının, mutluluğun ve kalkınmanın dönemi olacağını ifade etti. Kamuoyu anketlerine göre şöyle bir göz atarsak eğer, henüz adaylığını resmen açıklamayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun bile önünde görünüyor Timoshenko şu an. 2005'te ve 2007 ile 2010 yılları arasında iki kez başbakanlık görevinde bulunmuştu kendisi. 2010 ve 2014 yıllarında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan Avrupa yanlısı ve milliyetçi tavırlarıyla bilinen Timoshenko bu seçimlerde de rakiplerinin gerisinde kalmıştı. 2011 yılında hatırlayacaksınız Rusya ile imzalanan tartışmalı bir doğalgaz anlaşması nedeniyle de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Yulia Timoshenko. 2014 yılında ise hapisten çıkmıştı. 31 Mart'ta Ukrayna'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi için şu ana dek Timoshenko'nun dışında aralarında ünlü aktör ve komedyen Volodymyr Zelensky'nin de bulunduğu 12 isim resmen aday oldu. Önümüzdeki günlerde de Petro Poroshenko'dan, yani mevcut başbakandan adaylık açıklamaları bekleniyor.
Efendim şimdi Ukrayna'dan Brezilya'ya geçeceğiz. Zira Brezilya'da biliyorsunuz yeni bir devlet başkanı söz konusu, yeminine etti Bolsonaro. Oldukça radikal bir isimdi. Özellikle bunu da ifade etmiştik. Acaba Brezilya'nın Trump'ı mı olacak demiştik ki yerel basın öyle adlandırıyor. Bolsonaro'ya Brezilya'nın Trump'ı diyor. Trump'la da ilişkisi çok iyi. Halinden de oldukça mesut. Bugünlerde tüm dünya liderlerinin yaptığı gibi o da İsviçre'de Davos'ta. Fakat onun Davos'taki ekonomi zirvesine katılımı diğer liderler kadar yumuşak geçmedi. Protestolar var, ilginç eylemler var Bolsonaro'ya karşı. Şimdi o eylemlerden birini ekrana getireceğiz. Evet, burası İsviçre'nin Davos kasabası. Görüldüğü üzere yüzünde Bolsonaro'nun maskesi olan bir kişi var ve ağaç kılığında başka bir kişi daha var ayakta duran. Bolsonaro elindeki sembolik testereyle ne yapıyor efendim? O ağaç kılığındaki kişiye saldırmaya çalışıyor. Muhalefet araya girmeye çalışsa da Bolsonaro ağaca yaklaşmaktan kendisini alamıyor. Nedir Bolsonaro'yla ağaçların arasındaki bu gerilimin nedeni? Hatırlayacaksınız, onun ismini en çok ortaya çıkartan mesele ülkesinin büyük bir sınırını kapsayan Amazon ormanlarıyla ilgiliydi. Çünkü Amazon ormanları şu an dünyanın akciğerleri olarak bilinse de Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya göre ticarete açılmalılar. Çünkü Amazon ormanları ile ilgili imzalanan iklim anlaşmaları Bolsonaro'ya göre çok sert. Nedir bu ağaçlarla ilgili bu kadar hassasiyet diyor kendisi ve özellikle pek çok ticari anlaşmayla da Amazonların ticarete açılmasını ve Amazonlar üzerinden para kazanılmasını destekliyor. Bu yüzden bu çevreci eylemler. Yine İsviçre'den bir başka görüntü daha. Özellikle Amazonların içindeki özerk bölgeleri, orada yaşayan yine yerlileri tehdit ettiğini düşünüyor pek çok aktivist Bolsonaro'nun. Bu da o görüntülerden bir başkası. Efendim gazetecilik çok zor iş. Muhabirlik ise çok çok daha zor bir iş. İşte onu kanıtlayan bir fotoğraf var hemen sağ tarafımda. Bilmiyorum, bir konu hakkında bir demeç verilmek üzere ve çevresinde konuşmayı yapan kişinin neredeyse 100 katı kadar gazeteci var. Hele ki ekonomi muhabiriyseniz işiniz çok daha zor. Eğer yaşadığınız ülkede milyarlık nüfusuyla dünya ekonomisinin tam ortasında yer alıyorsa, nereden bahsediyoruz? Çin'den. Çin'deki bir ekonomik raporun açıklandığı ana gideceğiz hep birlikte ve oradaki izdihamı bizzat karşı karşıya kalacağız o izdihamla. Gelsin görüntümüz efendim. Neden bu kadar büyük bir izdiham yaşanıyor? Çünkü hükümetin dağıttığı bir rapor var. Elbette tüm ekonomi muhabirleri birbirinden önce yarışıp o rapora ulaşmak istiyorlar. Bu rapor neyin raporu? Gayri safi yıllık hasılının raporunu dağıtıyorlar Çin hükümet yetkilileri. Dolayısıyla gazeteciler arasındaki bu izdiham da bir başka kameraman tarafından görüntüleniyor efendim. Diğer gazeteciler ise Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan Çin'in gayri safi yurt içi hasılası ile ilgili raporu alarak bu konuyu kapatıyorlar aslında. Çinli gazetecileri şaşkınlıkla izliyor. Tabii ki kameraman, bu raporu görüntüleyen kameraman ve bu kameramanın da Rus asıllı olduğunu ifade edelim. Ona göre gerçekten bu izdiham inanılmaz. Çünkü elbette nüfusa paralel ekonomik değerlendirmeler söz konusu ve bu ekonomik değerlendirme eğer dünyanın ekonomisini etkileyecekse bir muhabirin yapması gereken de efendim aynen bu görmüş olduğunuz karmaşanın içinde bizzat rol almak. Şimdi fotoğrafta çok şeker görülüyor. Brezilya'ya gideceğiz birazdan. Özellikle havuzda yüzen bir bebeğin görüntüsü. Aynı zamanda başımıza da gelmiştir. Herkesin bir havuz kazası hatırası vardır. Zira bu kolluklar çıktıktan sonra ve yürümeye başladıktan sonra çocukların kendi özelliklerini ilan etmesiyle o havuz kazaları maalesef geliyorum demiyor. İşte bunlardan bir tanesi Brezilya'da yaşandı. Küçük çocuk havuzundan yetişkin havuzuna geçmek isteyen bir yaramazın bakın başına neler geldi. Efendim hemen videomuzun sol tarafında görünüyor bir ufaklık kendi küçük havuzundan çıktı ve büyük havuzuna direkt olarak dalış yaptı. Havuzun sağ tarafında, ekranın sağ tarafında, havuzun sol tarafında. Zira hiçbir ses çıkmıyor, bazı kabarcıklar görünüyor ve kendisini fark eden güvenlik görevlisi olmasa inanın
hiç fark edilmeden orada gerçekten çok kritik bir duruma doğru ilerleyebilir bu vaka. Ama hemen onu görüyorlar. Güvenlik görevlisinin, havuzu koruyan güvenlik görevlisinin dikkatiyle ufaklık büyük havuzundan çıkartılıyor. Bakınız şimdi o an tekrar ekranda. Hemen yanaşıyor aslında, biraz ayaklarını sokmak istiyor, biraz içeriye girmek istiyor. Arada kalıyor ve havuza dalıyor. Hiç kimse de, insanlar onun yanından geçiyor aslında yüzerek ama kimsenin de dikkatini çekmiyor bu durum. Ufaklık gitgide dibe dalarken güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde o anlar aslında kameralara an be an yansırken ufaklık da sudan büyük paniğe rağmen kurtarılıyor. Efendim şimdi izleyeceğiniz görüntüler, evet, bu iki ufaklığın başına gelenler. Zira bu da bir yaramazlık veya küçüklerim bizi aslında bizim onları düşündüğümüzden daha fazla düşündüğünü gösteren bir kanıt da sayabiliriz. Ama coğrafya Sibirya, hava sıcaklığı da -40 derece olunca bu iki ufaklığın firar girişimi bakın nasıl gözden kaçıyor. Şimdi bu izlemiş olduğunuz görüntüler bir anaokulundan. Çünkü iki kız çocuğu yan yana paltolarını giyiyorlar ve anaokulundan bizim tabirimizle firar ediyorlar. Bölge özellikle Sibirya bölgesi, yani Rusya'da dünyanın en soğuk anlarını yaşadığı günleri yaşıyoruz. Zira bölgedeki sıcaklık -40 derece. Ailelerine sürpriz yapmak için dışarı çıktıklarını söylüyorlar ama soğuk ısırması ve hipotermi nedeniyle şu an ufaklıklar hastanedeler. Sibirian Times gazetesi çocuklar birinin Rusya'ya bağlı Saha Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta bir hastanede tedavi altına alındığında ifade ediyor. Özellikle çocuklardan birinin 3 parmağının soğuk nedeniyle donduğu tanımlanıyor. Onlar sadece ebeveynlerine bir jest yapmak için anaokulundan kimseye görünmeden çıktıklarını ifade ediyorlar. Bu güvenlik kamerası görüntüleri ise yoklamalarda görünmeyince bu iki ufaklık, kimse bunları anaokulunda bulamayınca ortaya çıkıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra kaçtıklarına karar veriyor yetkililer ve ailelere haber veriyor. Bu iki sevimli kız çocuğundan birinin dedesi bahçeye yaklaşırken bir diğerine, hem de ağlayarak, dedesi fark ediyor ve ardından her ikisi de dedesi sayesinde bulunmuş oluyor. Zira ağlamalarının nedeni de elbette o -40 derecelik havada maalesef ellerinde ve yüzlerinde bazı soğuk ısırıklarının meydana gelmiş olması. Küçük soğuk ısırıklarıyla da olsa meseleyi atlatmış durumdalar. -40 derecede başlarına çok daha kötü bir olay gelmeden. Şimdi biraz da yine spor alanına doğru ilerleyeceğiz. Hepimize gerçekten pes etmemenin ne kadar önemli bir şey olduğunu kanıtlayan, gösteren bir at yarışına gideceğiz beraber. Bir atın tam da acaba elenir mi diyeceğimiz anda nasıl yarışı kazandığını izleyeceğiz. Görüntü İrlanda'dan gelecek ve o anlar izlenme rekoru kırmış bile şimdiden. Hemen gelsin görüntülerimiz, izleyelim bakalım. Efendim burası İrlanda'nın Cork kenti. Ve geleneksel bir amatör at yarışından yansıyor bu görüntüler ekrana. Farkındaysanız eğer, ilk başta engeli atlarken engele takılan atın birinci olduğunu gösteriyor bu görüntü bize. Hemen o anlar bir kez daha geldi. Engele takılıyor. Önce bir çuvallama yaşanıyor tabiri caizse. O çuvallamanın ardından jokey ata, at sahibine inanılmaz büyük bir tutkuyla sarılıyor. Bakın üstünden atmıyor at jokeyini. Ve o istikrarla 4 nala ilerlerken jokey gerçekten birkaç saniye önce tökezleyen ve yarıştan belki de diskalifiye edilebilecek bir yarışmacı ne oluyor? Birinci oluyor. Bu da bize aslında bu tip müsabakalarda pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu yansıtıyor. Zaten pes etme hashtag'i ile çoktan sosyal medyada milyonlarca izlenen bir video olmuş durumda bu izlediğimiz görüntüler. Efendim bir kafeteryada oturuyorsunuz. Kafeteryaya ne girebilir? Arı girebilir, sinek girebilir, bir kedi, bir köpek girebilir ama boğa girer mi? Boğa da girmiş. Görüntüler tabii ki yine kalabalık ülkemiz Çin'den. Hemen gelsin o görüntüler. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyor bu görüntüler. Çin'de bir kafeteryayı takip ediyoruz. Önce bir genç kadının ardından bir boğa içeriye son sürat giriş yapıyor. Öyle bir giriş ki bu efendim, vazgeçmiyor boğa o bölgeden. Sonra yine kendi kendine dönüyor ve
kafeyi terk ediyor. Bir anekdot paylaşmak istiyorum ancak burada. Belki gözünüzden kaçar ama peşinden koşturduğu kadının elbisesi kırmızı renkli. Burada birazcık daha teknik olarak dönüştürürken görüntülerde renkler birazcık daha flu çıkabilir. O kırmızı elbisenin arkasından koşuyor boğa ve hedefine ulaşıyor. Peki bu olaydan sonra ölen var mı? Yok. Ancak iki kişinin küçük sıyrıklarla bu kazayı atlattığını söyleyebiliriz. Böyle kazalardan korusun bizi. Efendim, noktayı koyuyoruz. Saat 19'da ana haberde farklı haberlerle karşınızda olmak dileğiyle.